Türk Tüynesi'nin Altın Köprüsü bolgon üniversitetibizdin 2019-2020 okuu yılının açılış azemine barıñızdar koş kelipsizder demekçibiz. Çok kıymetli misafirlerimiz, çok değerli Manas üniversiteliler. Böyle önemli günlerde esas itibariyle rektör olarak yapılacak olan konuşmada geçmiş yılların bir değerlendirmesi beklenir. 24 yıl yaşayan, 24 yaşında bulunan Manas Üniversitesi bu 24 yılında neleri yaptı? Ne noktaya geldi? Neyi başarabildi? Ne eksiklikleri var? Nereye gitmek istiyor? Bunları tabii ki konuşmak ve bu tespitleri sizlerle paylaşmak benim asli görevlerimden. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Manas Üniversitesi kuruluş amacı doğrultusunda azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bizim kuruluş amacımız Kırgızistan'ımızın hemen bağımsızlığından sonra kurulan bir üniversite olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti'nin kardeşliğinin en yüksek nişanesi ve en son projesi olarak amacımız doğrultusunda üniversitemizi geleceğe taşımak üzere yolumuza devam ediyoruz. Amacımız öncelikle Kırgızistan'ın bu büyük değişimi yaşadığı dönemde ihtiyaç duyacağı nitelikli insan gücünü yetiştirip ülkenin kalkınmasını, gelişmesini, dönüşümünü ve değişimini sağlayacak vasıflı insan gücünü ülkeye kazandırmak. Memleketini seven, ailesine bağlı, ülkesinin geleceği için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen yeni bir nesil yetiştirmek. Çok şükür, bugün Manas Üniversitesi mezunları bu özellikleriyle herkesin en yüksek takdirini kazanmaktadır. Gittikleri her yerde memleket sevgileri, ailelerine bağlılıkları, yüksek terbiye ve ahlakları, disiplinleri, çalışkanlıkları, insanlarla olan iyi iletişimleri ve uyumu ve almış oldukları nitelikli eğitimle sağladıkları güven Manas Üniversiteleri her yerde seçkin bir birey haline getirmiştir. Bugün mezunlarımız dünyanın 5 kıtasında yaşanan, insanın yaşadığı 5 kıtasında ve 42 ülkesinde onurla, şerefle çalışmakta veya kurdukları işlerde başkalarına iş vermektedirler. Bu Manas Üniversitesi'nin uluslararası bir eğitim markası olarak maksadını gerçekleştirdiğini gösteren en kıymetli devirdir. Çok kıymetli misafirlerimiz, Manas Üniversitemiz bu yolda ilerlerken elbette ikinci çok önemli amacı öncelikle Kırgızistan, daha sonra Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, akraba topluluklar, komşular ve bulunduğu bölgede saygın bir üniversite olmak için kararlılıkla çalışmaktadır. Bize güven, her türlü desteği veren, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, bizim hedeflere ulaşmamız için her zaman yanımızda bulunan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerimize, devlet büyüklerimize, sayın cumhurbaşkanlarımıza ve aziz Türk milletine buradan bir kere daha şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Özellikle bugünkü açılışta şurada yukarıya iki cümle koyduk. Bu bizim Manas Üniversitemizin sayın cumhurbaşkanlarımızın şahsında Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Büyük Türk Milleti'ne olan açık şükranımızın bir vesilesi ve nişanesidir. Lütfen o cümleleri okuyunuz. Bu Manas Üniversitesi'nin en yüksek seviyeden
ve en yetkili ağızdan gelmiş olduğu seviyeyi ifade etmektedir. Bu da bize geleceğe olan güvenimizi çok daha artırmaktadır. Kırgız Türk Malatya Üniversitesi ablan çok iyi bilgilerden bilgilerken geçti. Bizi oku verilerimizin en başlı sabında geleceğe atar. Bu Hırmatlı Cembek Çalipoviç, Çalipoviç Cembek Kovun üniversitemize bakışını ifade ediyor. Öbür tarafta ise Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin modern ve ileri bir yüksek öğretim kurumu olarak örnek bir konuma ulaştığını görüyorum ifadesi de bu 24 yılın özetini ifade ediyor. Bu 24 yıla emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bu kervanda var olup emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kurtlu yolda bir tuğlada ben koydum diyen herkese kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin emekleri, hizmetleri saygıyla anılacaktır. Hepsine minnet ve şükranlarımız, üniversitemiz var olduğu müddetçe varlığını devam ettirecektir. Şimdi Cengiz Aytmatov atamızın zaman zaman bizim programlarımızda söylediği bir söz vardı. Hani o üniversitemizin de bir danışmanı olarak hizmet etmiş bir insanda. Son nefesine kadar da Manas Üniversitesi'nin danışmanıydı kendisi. Mütevelliye danışmanıydı. Bir konuşmada şöyle diyor. Kim derdi ki bir gün gelecek de Türk dünyasında şöyle başarılar olacak, işler olacak, birliktelikler olacak. Ben de şimdi buradan sesleniyorum. Kim derdi ki 2007'de, 2008'de, 2009'da, 2010'da dahi bir gün gelecek de şu boş arazi, şu harabe gibi duran yapı binalarla dolacak. Bir iki tane binadan başka binayı 15-20 senede yapamayan bir Manas Üniversitesi 7-8 seneye şu kampüse 30'dan fazla bina dikecek. Ve içerisinde de her yerde böyle imkanlar size sunabilecek. Bunun için 100 milyon dolar civarında kaynak ayıracak. Para harcayacak. Manas Üniversitesi bundan hiçbir başarmış. Dolayısıyla Manas Üniversitesi üniversite olmayı hak etmiştir. Çok değerli hocalarımız. Bundan sonra yapacağımız şey öncelikle tabii ki her konuşmamızda olduğu gibi yenilikçilik temel ilkesi üzerinden yürümektir. Hiç kimse kendisini bu meselenin dışında asla kabul edemez, göremez, uzak tutamaz. Herkes aslında kendisini burada sorumlu tutması lazımdır. Ben yenilikçilik esasına göre bu üniversiteye ne katıyorum? Üniversitemiz 95. yılı açılan olsa bugün 33. sentyabr 2019'da 24 yaşında şu yerde şu salda oturan bizim studentlerden daha yaşı çok. Demek 95. yılda hazırlıklı bizim studentler şu törelerek uçur bolçur da bugün bizim okul üniversitemiz okuşuları olup bilim alışmadan. Oşol tosonçu yüzyıllardın başlanışı liste alsak Kırgızistan'dan canlaydı. Lester 89. yılı Kırgızistan'da Kırgız dili memleketlik dil olup Nizam Pavlov'u. Andan giyin tosonçu birinci yılı bizden egemenlülük cariyalanıp düğünlüğü. Şunda göz görülür olup yakın. Bilim yerinde de andan çok reformalar planlaştırılıp yapıyor. Hazır evin namı küçük benim o şurada üniversite kurulup çakşı şartta biz şu üniversitenin bölüşünü, gözüşünü çakşı hadisler çıkışına salmamız oluşturduğumuz. Bunu bu milletli tak yeşerim dengede en kariyer olsa rahatı üniversiteyi bunu atarsız. Bu üniversitede daima ıntımak oluşturur. Her bir okutucu, her bir student, her bir
administrativlik hizmetkarlarımız özün işini takmıştı. Cenab-ı özün işin cevapkeçiliklerin yeşeri talaplarla cürgüzüştü. Başka ilgilike yolcu. Benim burada açılış dersini vermem sahip olduğum geçmişteki tecrübe nedeniyle ben de konu olarak kendi geçmişteki tecrübelerimi sizlerle paylaşmak ve akademisyen olmanın dayanması gerektiği manevi değerlerle değerleri sizlerle bu konudaki görüşlerini paylaşmak istiyorum. Murat'ın öğrencileri var mı?